Selam. Yaseminlerimiz açtı. Yaseminler altında ne yapılır? Güzel bir çay sofrası kurulur ve konuk ağırlanır. Benim de komşu köydeki arkadaşlarımdan ikisi çaya davetli bugün. Hava biraz kapalı ama olsun. Çok güzel. Ne sıcak, ne soğuk. Gayet hoş bir hava. Tam bahçe keyfi yapılacak günler. Şöyle soframızı kurmadan önce bahçeyi tekrar göstereyim size. Rengarenk çiçeklerimizi açtı. Kediciklerimizin karnı tok. Mutlu mutlu bahçede oyunlar oynuyorlar. Şöyle bir dolaşalım. Özellikle yeni açan güller gerçekten harika görünüyorlar. Daha sonra buraları yıkamıştım. Kurumasını bekleyip soframı kuracağım. Çay saatine henüz vakit var. Böyle masamı tam çılgın kızın karşısına kurmalıyım. Bahçenin bu köşesi çok şenlikli oldu. Renkler harika. Çiçekler birbiriyle yarışıyor. Çok güzel açtılar. Bunlar da ayaklarımın dibinde. Böyle. Çekil oradan. Çizmeli. Çizmeli. Sabah yine bir takım suçları vardı bunların. Saksıların dipleri mahvolmuş. Gel tatlım. Gel. Gel. Orada olmaz. Olmaz orada. Olmaz. Taç kaktüsümüz düne kadar tomurcuktu. Bu sabah açmış. Sarı şekerdi. Çok şımarık. Çok şımarık benim çocuğum. Keşke biraz daha aydınlık olsa ortalık ama hava bulutlu olduğu için hafif karanlık bir ortam. Sarı şeker bakın nasıl tırmanıyor bana. Neredeyse düşürüyordu. Benim videolarımda kameraların titremesinin %80 nedeni bunlar. Tabii benden kaynaklanan nedenlerle de bazen kamera titreyebiliyor ama genellikle bunlar çekim yaparken hiç rahat vermiyorlar. Bu çok goncalı lambada gülünü içtenlikle tavsiye ediyorum. Ah, şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Nasıl tırmanıyor bana doğru? Giysilerimin çoğu yırtık pırtık bunlar yüzünden. Bu arada sizlere yansıyor mu bilmiyorum. Komşuların sohbetleri var balkondan. Sesleri geliyor, kendi balkonlarına oturmuşlar. Çizmeli, çık oradan, çık oradan. Yok, benim saksılara rahat yok arkadaşlar. Bu görüntüleri çok gösteriyorum ama bir süre sonra bunları göremeyeceğiz. Çok sıcaklar başlayacak. O yüzden tadını çıkaralım birlikte. Çiçek
çizmeliğe bakar mısınız? Bakar mısınız? Zavallı mercan çiçeği. Ah! Çizmeli. Çık oradan. Çık oradan. Artık olan olmuş. Çık çocuğum oradan. Oh, hiç niyeti yok. Hiç niyeti yok. Evet, bugün asıl Yaseminlerin günü olacak. Bekliyordum açmalarını. Böyle boydan boya çardağı kapladılar. Daha da açacaklar. Şu açmış çiçekler kadar tomurcukları da var hala. Şöyle sakulant köşemizi de görelim. Masamızı tam buraya kuracağım. Şuraya kuracağım masamızı. Kolyosun rengi harika. Bu da öyle. İkisi de ayrı güzel. Bu arada yeni sakulant saksıları sipariş verdim. Terakota saksılar. Bekliyorum. Çünkü hala değişmesi gereken saksılarımız var. Şöyle yaseminleri göstereyim. Bu çardağın alt kısmı dolup taştı. Kuşlarımız da sağ olsunlar. Sürekli konserlerini veriyorlar. Cıvıl cıvıl. Balımın bir suçu var bugün. Yukarıdaki sakulant saksılarının birisine girmiş. Çizmeli çıktı. Şımarıklar. Ama kim şımartıyor? Tabii ki ben. Evet, bu kadar etrafı gösterdiğim yeter. Şimdi yukarıya çıkayım. Hazırlıklara başlayayım. Şık bir sofra kurabilirsem ne mutlu bana. Öyle çok fazla hazırlık yapmadım. Çünkü gelecek olan arkadaşlarım istemiyorlar çok mutfakta yorulmamı. Bahçemizdeki portakallardan güzel bir kek yaptım. Bir de çay yapacağız tabii ki. Daha ne olsun, değil mi? Videoyu bitireceğim ama o kadar güzel kuş sesleri var ki. Şöyle gülleri göstererek bitireyim dedim ama güllerin olduğu yerde ışık yeterli değil. Şöyle geçeyim. Bu taraftan almaya çalışayım. Evet, yaseminler böyle. Şimdilik hoşça kalın. Biraz sonra videonun devamını ekleyeceğim. Evet, çay saati yaklaşıyor. Masamız hazır. Konuklarım gelince video çekmiyorum.
Çünkü sohbet etmek, onlara servis yapmak benim için daha önemli. Şimdi şöyle masamızı bir göstereyim. Bugünkü konseptimiz gül. Onun için güllü bir masa örtüsü, minderler ve tabii ki bahçemizden güller seçtim. Dediğim gibi güllerimizin en güzel zamanı. Kıyamıyorum onları kesmeye ama özellikle arka bahçedeki gülleri keserek böyle masamı süsledim. Hayır, hayır, hayır. Kırçıla bakın. Bakın, bunlardan rahat yok ama neyse ki gelecek olanlarda çok kedi sever insanlar, hayvan sever insanlar. Hoşgörüyle karşılıyorlar. Bakar mısınız? Bakar mısınız masaya tırmanmaya nasıl niyetliler? Kızacağım ama. Tamam, sizi çok seviyorum ama bizim şöyle bir çay keyfi yapmaya hakkımız yok yani. Evet, portakallı kek yaptık. Bahçemizin yaz portakallarından. Aynı zamanda tarçınlı olduğu için biraz koyu renkli kekimiz. Bakın, nasıl rol çalıyorlar. Hayır balım, hayır, hayır, oraya sen oturmayacaksın. Hayır tatlım, hayır, 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 hadi, hadi. Lütfen hoş görün. Biz böyleyiz. Bizim hayatımız böyle. Sürekli bunlarla iç içeyiz. Şimdi size güzel güllerimi yakından göstereyim. Ve yaseminler altında ne yapılır diye sormuştum ya videonun ilk bölümünde. İşte böyle güzel bir çay sofrası kurulur. Ah, bunlar rahat vermeyecek. Tamam. O halde ben de videoyu kısa keseyim. Kırçıl, çok şımardınız. Hayır. Artık bize çay için gelmeye niyetliyseniz vazgeçersiniz eminim. Çünkü kedilerle birlikte çay içmek herkese cazip gelmeyebilir. Şöyle yaseminleri de gösterip bitiriyorum arkadaşlar. Ha, bir de tam karşıda çılgın kızımız var. Buraya oturduğumuz zaman onu göreceğiz demiştim. Onu da göstereyim. Ve yine görüş alanımızda şu güzel çiçeklerimiz var. Evet, çılgın kız da böyle. İnanın içime sinen bir çekim olmuyor kedilerle uğraşmaktan. Ben en iyisi konuklar gelene kadar kekimi alayım. Başına bir şeyler gelmesin. Bakın yaramazı, bakın yaramazı, bakın yaramazı. Halbuki şimdi onları bir güzel ara öğün vererek doyurdum. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Bu video neye benzedi bilmiyorum artık. Sağlıcakla kalın. Tekrar bahçemde, doğada ve balkonumda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Çabucak bitiriyorum.